Merhaba herkese. Birlikte biz yani yürürlükle bunu yapalım derken, birazcık üstüne konuşalım derken aslında kendi aramızda da atıştığımız bir şey yapalım. Aklımıza gelen soruları soralım. Dolayısıyla sizin de aklınıza gelen sorular olursa oradan da alalım diye düşündük. Arada Hasan Oğuzhan da hani müdahale edecek sorularınızla ilgili olarak aşağıya yazarsanız diye. Nereden başlayalım? Birazcık belki şeyden Valla yani geç... Sen söyle Yörükçüm. Ha. Yo hayır, yo. okey. Söyle söyle. Lütfen lütfen. Söyle Leda. Yani ben sadece şunu söylemek istiyorum belki başlarken. Bir şeyi düşünmek gerek. Bir kere gayet böyle hani tanıdığımız uzun süredir görmediğimiz isimler, insanlar var. O yüzden herkese çok çok selamlar. Sizleri böyle görmek etmek gayet iyi. Tanışmadığımız arkadaşlara da yine selam göndermiş olalım buradan. En azından işte böyle tanışmak varmış, böyle bir dünyada. Leden şeyle başlayalım mı acaba? Onda da çok kafa yorduğumuz için söylüyorum. Şimdi tabii nasıl bir gençlik politikası, bir gençlik politikası ne olur ne biter önemli sorular. Ama bunun bir adım öncesinde neden bir gençlik politikasına ihtiyaç varı biraz konuşmak gerekir mi acaba? Bunu şunun için söylüyorum. Yani tamam işte bir ülkede çocuklarla ilgili politika ihtiyaç var ama neden var sorusu aslında o ne yapıldığını önceleyen önemli bir mesele. Benzer biçimde yani ekonomiyle ilgili bir politika varsa eğer demek ki ekonomide bir şeyleri regüle etmek gerekiyor ki bir ekonomi politikası var. Peki o zaman biraz bundan bahsedelim mi? Yani bir ülkede neden bir gençlik politikasına ihtiyaç vardır? Neden dünyadaki işte ülkelerin birçoğu bu konuya kafa yoruyor? Bununla ilgili metinler yazılıyor, politika metinleri çıkıyor, ne bileyim kanunlar çıkıyor, gençlik örgütleri bunun için bastırıyor ediyor. Yani neden bir ülkede gençlik politikasına ihtiyaç var? Ne dersin? Olur. Yani oradan başlayalım. Ben de şimdi bir benzer bir yere aslında şey yapacaktım. Ben de bu ulusalın altının çizilmesiyle ilgili bir şey duyduğum için tekrar tekrar şimdi başlarken geldi. Şeyi akılda tutulmak gerekiyor herhalde. Herhangi bir politika belgesi aslında nasıl birlikte yaşayacağımızın belirlendiği belge. Nasıl birlikte yaşayacağımızın belirlendiği belge derken aslında birkaç şey söylüyoruz. Bir tanesi hani nasıl first and foremost bence kaynakların nasıl dağıtılacağını belirleyen belge. Dolayısıyla o alan içinde, o alan her ne alansa, sektör diye tanımlıyorlar genelde dokümanlarda, o sektör içinde çok beğenmesek de ilgili kaynakların dağıtımı, dağıtım dinamiği, dağıtımdan sorumlu olacak olan özneler ve bu kaynakların hangi kalitatif koşullarla ulaşacağını belirliyor aslında. Dolayısıyla gençlik politikası dediğimiz şey de gençlerin nasıl yaşayacağını belirlemede temel kaynak dağıtımı. Bunun hem kantitatif hem de kalitatif olarak kurgulanması. Yani çok böyle abstrakt bir şekilde başlarsak mevzuya. Peki bir şey sorayım mı araya girip? Yani Sor böyle sor. araya girip seni de böleyim ara sıra ama o zaman herhangi bir ülkedeki gençlerin bazı ihtiyaçlarının çünkü bu bir eğer dağıtımla ilgili bir meseleyse bir kaynak meselesinden de bahsediyorsun haliyle. O zaman herhangi bir ülkedeki gençlerin bazı ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği veya toplumun diğer kesimleriyle karşılaştırdığımızda farklı ihtiyaçlarının olduğundan herhalde bahsetmek gerekiyor, değil mi? Tabii. Yani birkaç tane şeyden. Bir tanesi bu kaynak meselesi. İkincisi zaten nasıl birlikte yaşayacağımızın meselesi. Spesifik olarak yani ekonomi politikası anlamında onu ayrıca tartışırız aslında o çalışma koşulları ile ilgili ama gençlik bölümünde ve gençlik politikası bağlamında nasıl birlikte yaşayacağımızın belirlenmesi, o kaynakların dağıtımıyla beraber. Bu gençlerin de hangi koşullarda yaşayacağının belirlenmesi. O yüzden kalitatifin altını da çizdim. Sadece kantitatif olarak kaynakların aktarılması değil, kalitatif olarak o kaynakların ne şekilde aktarıldığı. Dolayısıyla da gençleri, çocuk politikası gibi gençleri yetişkin diğer öznelerden farklı kılan bir takım ihtiyaçları var. Ve bu politika, yani gençlik politikası dediğimiz şey, gençlerin o ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenlenen politika. Nasıl ihtiyaçlar? Örnek,
Sadece hani daha somut olsun diye. Yani bu gençliği sadece bir geçiş süreci olarak algılamamak, sadece işte bitecek bu ve ondan sonra hepimiz rahat edeceğiz diye algılamak, sadece olgunlaşacağız ondan sonra bu süreç bitecek diye algılanmadan, işte eğitim hayatından iş hayatına geçerkenki süreç mesela, yani oradaki özel ihtiyaçların karşılanması ya da işte o genç olmak ve katılımla ilgili özel ihtiyaçların karşılanması. Günün sonunda gençlik politikası dediğimiz şey nasıl gence ilişkin ihtiyaçları karşılık bulacağı, hangi hizmetlerle bunun yapılacağı gibi. Peki bir şey sorayım mı? Bir başka şapka takayım şimdi. Seninle şey yapalım. Dr. Jekyll, Mr. Hyde'cılık oynayalım. Yani karşı argüman olarak. Peki eyvallah ama o zaman zaten seçtiğimiz insanlar bizim istediğimiz biçimde politikalar üretiyorlar, değil mi? Teorik olarak hani ben bunu seçtim, o iki tane beğenmediğim iş yapıyordur, üç tane beğendiğim iş yapıyordur, o ayrı bir mesele. Ama genel olarak baktığımızda seçtiğimiz insanlara bizimle ilgili belirli işleri yürütmesi için bir yetki devri yapıyoruz. Bu belediyede de bir başka düzeyde oluyor. Merkezi hükümette, Ankara'ya da insan gönderdiğimizde, ne bileyim işte Cumhurbaşkanı seçtiğimizde de böyle oluyor. Peki o zaman seçtiğimiz insanlar, yani bir de bu tabii bu hükümetle ilgili bir şey değil, genel bir kavramsal bir şeyden bahsediyorum. Peki o zaman seçtiğimiz insanlar zaten gençlerin ihtiyaçlarını bilmiyorlar mı da ayrıca bir gençlik politikasına ihtiyacımız var acaba? Hmm. Türkiye'de ya da Japonya'da, yani ülke önemli değil. Evet, bilmiyorlar. Yani yıllarca, şimdi Yörük tabii bunu şey yapıyor böyle, Dr. Jekyll, Mr. Hyde hikayesine yıllarca bu soruyla karşılaşmış insanlar olarak soruyor aslında onun karşısına. Bilmiyorlar. Yani birkaç tane şey söylemek lazım. Bu hep söylediğim şey aslında, bunu sen de söyleyebilirdin. Bir tanesi, gençlik dediğimiz şey homojen bir şey değil zaten. Öyle yani, bir tane bir gençlik var, bir genç olma hali var ve bir tane bir deneyim var o deneyim içinde. Ve o deneyim zaten hani hepimiz tarafından bilinebilir bir şey. Çünkü hepimiz genç olduk. Yani bunu bu kulaklar duyduğu için defalarca, Yörük de duyduğu için muhtemelen söylüyordur. Muhtemelen siz de duyuyorsunuz zaten. Aha, biz de genç olduk, bilmiyor muyuz zaten hikayesini. Değil, zaman değişiyor. İhtiyaçlar da değişiyor. Özneler de değişiyor. Öznelerin yaşadığı konu, bağlamla ilgili olarak onların ihtiyaçları da değişiyor. Dolayısıyla herhangi bir politika metni, ama özelliğinde gençlik politikası metni hazırlanırken öznelerin kendisine sormak gerekiyor ihtiyaçlarını. Çünkü çoğu zaman merkez dediğimiz şey Ankara, o seçilenler Türkiye üzerinde Ankara, ama işte yani Almanya üzerinde Berlin olsun, Fransa üzerinde Paris olsun falan yani. Parlamentodaki özneler ya da politika yapıcılar, atanmış ya da seçilmiş fark etmez, çoğu zaman kaçınılmaz olarak fena halde miyop olabiliyorlar. Şimdi benim çok özelde yani ihtiyacımın, özne olarak ihtiyacımın ne olduğunu göremeyebiliyorlar. Gayet de şey yani, coğrafi bir miyopluktan değil, sembolik bir miyopluktan bahsediyorum. Uzak çünkü yani, o deneyime uzak. Yaş olarak uzak, coğrafi olarak uzak, sosyal kapital olarak uzak, uzak yani. Kaldı ki genç dediğimiz şey de bir tane değil. Bir dünya, bir gençlik hali var ve o gençlik hallerinin farklı farklı ihtiyaçları var. Dolayısıyla dönüp sormak gerekiyor senin ne ihtiyacın var diye politika metnini hazırlamadan önce. Yani ne derdin ne senin, ey arkadaşım demek gerekiyor mesela. Bir şey söyleyeceksin diye yutkunuyor. Tabii. Yani o zaman şöyle, bunu tabii sormak gerekiyor. Bunu sorma biçimleriyle ilgili de belki bir şey konuşmak gerekir mi acaba arada? Yani örnek vermek için söylüyorum. İşte biz sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptık. Sivil toplum kuruluşları geldi. Bununla ilgili zaten bir şeyler söylediler. Hmm. Yani bu işin paydaşları kimi? Kime sormak gerekiyor? Biraz belki bunu da konuşmak gerekir mi acaba? Çünkü bir gençlik yani temel olarak gençlik politikasını gençlere sormak lazım. Çok ezber bir cümle. Tam da senin dediğin gibi gençler dediğimiz kitle kendi içinde homojen bir kitle. Yani üniversite mezunu var, üniversitede çakmış, üniversiteden mezun olamayan var, liseyi bitiremeyen var, hiç okumamış olan var, işte tarımda çalışan var, şehirde işsiz olan var vesaire vesaire. Ve bütün bu gençlerin de kendilerini
temsil edilebileceği platformlar vesaire filan yok. Yani birçok nedenden dolayı yok. Tabii ki yani gençlere soralım, gençlik örgütlerine sunalım, soralım edelim. Tabii ki. Ama onun dışında yani bu işin paydaşları kimdir dediğimizde ne dersin? Yani birkaç tane şey. Ondan önce bir adım geri gideyim mi? Yani şu ulusal gençlik politikası hazır başladık, devam ediyoruz. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Kaynaktan başlamamın sebebi de o. Strateji belgeleri de, şeyler de, ne derler, politika belgeleri de aslında prensip olarak uluslararası geliştirilebilirler. Ulusal geliştirmelerinin sebebi spesifik olarak da öznelerle ilgili politikada aslında sosyal politika mecraları ile ilişkili. Yani işte bu temel hizmetlerin sağlandığı alanlarla, çünkü kaynaklar ulus devletler üstünden regüle ediliyor. O yüzden zaten ulusal gençlik politikası olarak kullanılıyor. Yoksa Avrupa Birliği çapında kısmen Türkiye'yi de bağlayan, hem adaylık süreci üstünden hem de dahil olduğu programlar yüzünden bir takım gençlik stratejileri var. Ama bunlar temel prensip stratejileri zaten. Onun altında politikalar ulusal olarak geliştiriliyor. Çünkü kamunun, o devletin, hangi ulus devletse o, onun harcayacağı kaynağı ve nasıl harcayacağının belirleneceği mecliste belirleniyor. Dolayısıyla da gençlik politikasını ulusal olarak kuruluyor. Bir bu. Bu senin söylediğine çok ilişkili. Çünkü, o yüzden de geri dönüp anlattım, paydaşlar kimler sorusuna, 2019-2027 yılını kapsayacak olan Avrupa Birliği'nin bir gençlik stratejisi var. Yeni çıkarttı. Bence kıymetli bir şey. Üç tane de mottosu var içinde. Bir tanesi, İngilizcesini söyleyeceğim, Türkçe'ye de çeviririz birlikte. Bir tanesi engage, diğeri connect, üçüncüsü de empower. Engage, ilişkilen, connect, bağlan, empower, güçlendir. Şimdi bu üç tane mottosunun altında da, yani Google'larsanız görürsünüz aslında şeyden, yani web sayfasında. Üç mottosunun altında engage de diyor ki, genç insanların sivil ve demokratik hayat içinde var olmalarını sağla. Bizim stratejimiz budur önümüzdeki 2019-2027 yılları arasında. Bunun anlamı şu: ben soracağım genç insanlara, seslerini duymak için soracağım çeşitli mecralarda ve farklı insanlara ki onlar dertlerini söyleyebilsinler bana, ihtiyaçlarını söyleyebilirsinler. Bu sadece gençlik örgütleri olmak durumunda değil. First and foremost, yani ilk başta söylemek lazım. Gençlik örgütleri önce olan ama önce olmak zorunda değil. Çünkü gençlik örgütlerinde var olamayan ya da örgütlenemeyen, ekonomik sebeplerden dolayı olabilir, gayet ulaşımı olmadığı için, erişimi olmadığı için olabilir, gençler var. Bunların farklı mecralarda toplumsal katılımını sağlayıp seslerini duyacak araçlar yaratacak. Temel stratejisini buraya koymuştum. Araçlar derken katılım platformları anlamında. Yani bunun atıyorum adı, sallıyorum şimdi ama, yerel gençlik parlamentosu, konseyi bilmem nesi de olabilir. Evet. Atıyorum işte danışma toplantıları serisi de olabilir. Vesaire evet. Vesaire. Yani bunun bazıları yasal olabilir, bazıları danışma amaçlı olabilir. Evet. Aynen söylediğin gibi, yani birkaç tane mecra var. Bir tanesi işte gençlik örgütleri zaten, ama her ülkede gençlik örgütlerine dahil olmak çok kolay değil. Yani coğrafi erişimi olmayabilir, sosyoekonomik geldiği şeyi, bagajı çok yüklü olabilir ve yani hiç bunun için zamanı olmayabilir. Yani devamlı çalışmak zorunda olabilir ve yani sigortası çalışmak zorunda olabilir falan yani. Başka yükümlülükleri olabilir, korkuyor olabilir politik olarak şey yapmaktan, örgütlenmekten. Gençler için bu çok ciddi bir şey çünkü, yani korku unsuru. Bir sürü açıdan baskıcı bir rejimde yaşamasa bile, öyle de yaşıyor olabilir, onda yaşamasa bile politik olarak angaja olduğu, ilişkilendiği kurum ileride hayatında iş bulmasını zorlaştırıyor olabilir gibi bir paketin çok farkında olarak diyor ki, öncelikli olarak kurumlarda olan gençlerden alacağım geri bildirim. Kurum ne? Üniversiteler mesela. Üniversitedeki gençler ve üniversite kulüpleri ve üniversitedeki gençlerin ne dediğini duymaya çalışıyor. Git onu yap. Ama üniversitedeki gençler çok krem de le krem. Yani her halükarda çok üstte bir yerde duruyor. Git lisedeki gençlere sor diyor. Çünkü yani hani orada da varlar ve onları da söylüyor. Dolayısıyla farklı mecralar, sosyal medyayı kullanıyor. Çok şey olarak. Yani Türkiye ile ilişkilendirmek açısından şunu da söylemekte yarar var. Tam senin söylediğini desteklemek için.
Türkiye zaten örgütlenmenin birçok diğer ülkeyle karşılaştırdığında daha istatistik olarak düşük olduğu bir yer. Örgütlenmekten kastım sivil toplum kuruluşlarında işte kendisini ifade eden insanların toplam nüfusa yüzdesi. İşte o herhalde %10 ile %20 arasında bir şeydi. Ve de sivil toplum kuruluşlarında daha aktif olan nüfus tabii ki daha eğitimli nüfus maalesef Türkiye'de. Tabii. O yüzden benzer bir yaklaşım tabii ki sivil toplum, yani gençlerle ilişkili sivil toplum kuruluşlarında da var diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle buradaki arkadaşlar için de öyledir diye düşünüyorum. Yani kendi örgütlerinde var oldukları diğer arkadaşların eğitim düzeyi bu toplumun genel eğitim düzeyinden daha yüksek. Bu tabii kötü bir şey değil ama iyi bir şey de değil. Yani bunu böyle bir veri olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü insanların başına gelen şeyler üzerinden ihtiyaçları oluşuyor. O yüzden eğitimli insanların başına gelen şeylerle eğitimi bu arkadaşlar kadar düzeyinde olmayan arkadaşların başına gelen şeyler farklı olduğu için haliyle farklı ihtiyaçları var ve de belki farklı politikalara ihtiyaç var tam da bu yüzden. Ama bunları duymak için tam da dediğin gibi farklı pencerelerden bu topluma bakıp oradan çeşitli işte geri bildirim almak gerekiyor. Bir şey daha sorayım mı? Bütün bu politika yapma süreçlerinde yani özellikle ben Türkiye'de sivil toplum alanında temel eksiklerden bir tanesinin veri olduğunu düşünüyorum. Tabii veri eksik demek haliyle bu konu ile ilgili çalışan ne bileyim işte üniversite akademisyen de çok fazla yok demek. Veri eksik demek birileri bir söz söyleyeceği zaman o sözün temelinde problemin bütün o çerçevesinin çizildiği esas hani o problemi gördüğümüz alanı çok net görememe durumu var demek filan. Yani o yüzden bir politika oluşturuluyorken ve bu durumda özel olarak gençlik politikası oluşturuyorken acaba bütün bu bilgiyi nasıl diyeyim üretenlerin bu süreçte yer alması ile ilgili de bir şey var mı? Yani hem bilginin kullanımı açısından söylüyorum bunu. Çünkü herhalde gençlik politikası oluşturmak şöyle bir şey değil, değil mi? Yani bence gençler şöyle olsun veya bence gençlerin, anlatabiliyor muyum, hani problemi şudur filan. O bence cümlesini kurabilmek için haliyle arkada bir veri setine ihtiyaç var. Bir araştırma, yani bir tane değil tabii, yani onlarca yüzlerce araştırma ihtiyaç var da onlardan süzdüğümüz bir tane cümleye ihtiyaç var. Türkiye bu açıdan baktığımızda ne durumda? Bir de genel prensip olarak hani sen ne dersin bu şey, hani bilgi üretenlerin ve akademinin bu sürecin içinde yer almasıyla ilgili? Ya yani belki iki adım geri. Bir adım atıyorsun neden? Devamlı geri adım atıyorum. Yani şeyi söyleyeceğim, politikanın veri oraya, yani veriye dayalı olarak oluşturulması istediğimiz şey. Yani gönlümüzden geçen o. Keşke öyle olsa. O zaman çünkü ne kadar çoğulluk olduğu, ne kadar farklı özen olduğu, onların ihtiyaçlarının görünürlüğü. Bu bir tercih ama. Yani bunu yapmak bir tercih. Bu da politik bir tercih. Yani o öznelerin varoluşunu görmek, onları tanımak bir tercih. Yani bu ülkede... Şunu ya da tanımamak. Ya da o öznelerin içindeki belirli kesimleri tanımamak. Tam öyle. Biz yani yine Yörük'le yoldaşlığımız çok uzun süre olduğu için zamanında bundan 10 sene önce falan şunu anlatmaya çalıştık çok uzun süre. Bu ülkede istihdamda da eğitimde de olmayan gençler var. Ve yani ne istihdamdalar ne eğitimdeler. Bunlar yani 30 yaş altı da var, 25 yaş altı da var ve bu gençlere ulaşmak mümkün değil. Yani böyle görmüyoruz bile. Yani ne çalışıyorlar, ne okuyorlar, ne nerede bu gençler peki diye. Yıllarca bunu anlatmaya çalıştık mesela. Daha bile fazla, 10 seneden fazla olmuşum söyleyince. 2005'ten başlayan bir süreçte. Hatırlarsın sen de onu. Ama yani şimdi o gençlerin verisini çıkartmak bile ne kadar güçtü o dönemde. Hani sadece biz değil, başka arkadaşlar da bunun için uğraştılar falan filan. Şimdi bu mesela daha kolay konuşulabilen bir şey. Ne istihdamdılar, ne çalışıyorlar gençler var. Daha rahat konuşuyoruz. Hem Türkiye'de hem de yani. Dolayısıyla bunu tercih, yani bunu görünür kılmak politik bir tercih. Bunun çok farkına varmak gerekiyor bana sorarsan. Yani farklı gençler, işte böyle gençler var. Mesela Türkiye'de üstüne yazılmış çok az malzeme olan Demet ve Kezban'ın kulaklarını çınlatmak lazım burada. Tırnak içinde söylüyorum, ev kızları diye bir kategori var.
Yani Demet'le Kezban'ın yazdıkları var ve başka bir şey yok. Halbuki bu genç kadınların başına ne geldiğini bilmiyoruz biz. Ne oluyor yani? Nerede onlar? Kamusal alanda değiller, evde değil, şey istihdamda değiller, şeyde değiller, okulda değiller. Neredeler? Ne geliyor başlarına? Şimdi bütün bu özneleri görmek, onlar hakkında veri toplamak, yani sayısallaştırmak anlamında veri toplamak demiyorum sadece. İhtiyaçlarını anlayabilmek, ihtiyaçlarını anladıktan sonra ihtiyaçların onların nasıl ulaşabileceği konusunda veri toplamak politik bir tercih. Birincisi bu. Yoksa yani ben şöyle gençler istiyorum der iktidarlar. Yani sadece günümüz 2020 için konuşmuyorum yani. Son 150 sene gençlik kavramının keşfiyle beraber zaten bir takım gençlik tahayyülleri var yani. Bu yeni bir durum değil. Sorun ama onun öyle bir, ben böyle bir gençlik istiyorum, böyle de yapacağım politikayı demek, buradaki gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaz. Sorun o. Bir bu yani keşke olsa diye hem de yani işte bir sürü alanları kapsar. İkincisi şimdi gençlik alanı çalışmak politika yapmakla çok ilişkili aslına bakarsan bence onu söyleyesim var. Gençlik politikası çok alanı kesen bir politika. Benim başında hani bu böyle kamu dokümanlarında adı öyle geçtiği için söylüyorum. Sektör, farklı cross sektörü diye söyleniyor. Yani bu şey gibi. Sağlık alanında da bununla ilgili bir şey yapmanız gerekiyor. Katılım, hakkı, ifade özgürlüğü alanında da yapmanız gerekiyor. Örgütlenme çünkü. İşte eğitim alanında da yapmanız gerekiyor. Sen bunun üstüne yazdın. Aslında konut alanında yapmanız gerekiyor. Yurtlar da bunun bir parçası. İşte genç insanların oturacak yerlerin olması. İstihdamda da yapmanız gerekiyor. Yani müthiş farklı alanı kapsayan bir şey. Dolayısıyla iki tane şey var. Bir tanesi gençlik çalışan insanlar var akademide. Türkiye'de de varlar artık. Eskiden daha azdı. Şimdi yavaş yavaş daha fazla. Dünyada da varlar. Avrupa özelinde daha fazla. Bir de farklı alanları çalışan insanların böyle genç kesmeleri var. Fakat bu alanlarda üretilen veriler günün sonunda her halükarda kamudan gelecek olan ana veriye bağlı. Yani onsuz olmuyor. Oradan gelecek olan verinin şeffaf, ulaşılabilir ve güvenilir olması gerekiyor. Çünkü yani 80 milyonu üniversitede oturan 10 kişi tarayamaz. Mümkün değil belli konularda. Sadece örneklem çıkartabilir. Ya da yani kalitatif böyle küçük araştırmalar yapabilir falan. Dolayısıyla kamunun verisi kritik gençlikle ilgili veri üretmekte ve politika geliştirmekte. Bir şey sorayım mı yine? Şimdi genel olarak özellikle sivil toplum tarafında olunca tabii bir de şöyle gözüküyor işler diye düşünüyorum. Yani tamam bu ülkenin gençleri, gençlik örgütleri bunu istiyor. O zaman kamuda bunu yapsın gibi. Oysa ki politika yapma sürecinin kendisi bir alışveriş, bir pazarlık süreci. Yani gibi geliyor bana. Bunu da yani şuradan söylüyorum. Belki yaşlandığım için mi söylüyorum bunu bilmiyorum ama. Yani kamunun elindeki kaynakların ne kadar kısıtlı olup olmadığı, diğer alanlara ne kadar para aktarıp aktarmayacağı, ne tür hizmetleri diğer alanlara verip vermeyeceği ile gençlik meselesi arasında. Yani o yüzden şunu sormak istiyorum. Onda ne düşünürsün? Mesele sadece halkımız istiyor ve biz bunu yapıyoruz. Bir hizmet götürüyoruz onlara mı? Yoksa devletle vatandaşlar arasında, bu belki daha kavramsal bir soru ama herhangi bir politika sürecinde bir nasıl diyeyim, karşılıklı bir şey de var mı? Pazarlık diyeyim buna. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Yoksa devlet daha bir hizmet sağlayıcı mı? Yani bunlar zaten böyle dediler, ben bunu onlara vereceğim edeceğim. Yoksa devlet kendi içinde, kendi varoluşuyla, belki de maalesef, yani bunda hani beğeniriz beğenmeyiz başka bir şey ama böyle bir gerçeklik de olduğu için burada bir pazarlık da var mı acaba, ne dersin? O yüzden şunu böyle de sormak istiyorum. Paydaşlar derken yani gençler, gençlik örgütleri, bilgiyi üretenler, bütün bu gençlik politikasının paydaşı. Ama belki burada saymadığımız paydaşlardan bir tanesi de hakikaten o devlet erki, işte hükümet, belediye başkanı, artık ne dersek yani o seçimciler vesaire falan değil mi? Ne dersin bunlara ilgili? Kesin ama yani o pay, yani bizim kime sorsun sorusunun paydaşları bir paket. Bizim tercih edeceğimiz, politik tercihimizin yine sonucu olarak biz diyoruz ki gençlere sorsun, onun üstünden bir şey kurmaya çalışsın.
Şeyi unutmamak gerekiyor ama yani istihdam sağlayanlar da gençlik politikasını paylaşır. Paket bu. Dolayısıyla aynen, orası yani pazarlık yani pazarlık biz diyoruz. Bence doğrusu bir aldım verdim hadi bakalım falan da. Diyalog diye geçiyor zaten ana kamu metinlerinde bu. Yani hem Türkiye'deki hem de zaten Avrupa'daki kamu metinlerinde işte gençlik politikasının yapımında gençlerle diyalog diyor. Fakat tek şey hikaye akademisyenler ya da gençler değil tabii bunların paydaşları. Bir sürü alanı kestiği için bir taraftan şunu talep etmek. İstihdamı sağlayanlardan mesela gençlerin stajının ücretlerine dair bir düzenleme yapıyorsun. İstihdamı sağlayanlar seninle bunun pazarlığı, kamuysan eğer sen de bunun pazarlığına girecekler tabii. Yani o ücret düzenlemesiyle ilgili olarak. Sen de gençler olarak bununla ilgili olarak o pazarlığa gireceksin. Dolayısıyla orası devamlı bir diyalog süreci ve devamlı böyle bir talebini yenileme, tekrar o talebi üsteleme süreci. Biten bir şey değil yani bence. Bu kötü bir şey de değil. Yani bunu aldık tamam bitti. Bu asla bilmem ne olmaz. Hayır, değişebilir ve bilmem ne prensip olarak. Bir onu söyleyeceğim. Bir de günün sonunda bu genel düz bütün o kaynak havuzunu sadece para diye düşünmemek lazım kaynağı. İnsan gücü de bu kaynağın bir parçası, zaman da kaynağın bir parçası ya. Yani bütün bu kaynak havuzunun kime ve nasıl dağıtılacağıyla ilgili. Şunu hep akılda tutmak gerekiyor bence sosyal yani ve savunuculuk yapan ekipler olarak da. Yani bizim kişisel olarak benim de politik angajmanlarım gereği. Muhtemelen sen de aynı şeyi söyleyeceksin. Buradaki arkadaşların da savunuculuk yapma niyetindelerse ya da yapıyorlarsa da. Talep ettiğimiz her şey başka birinin talebinin olmaması demek. Şimdi bunun çok farkında olmamız gerekiyor. Bizim genç olarak talep ettiğimiz, gençlere ilişkin yapılmasını talep ettiğimiz her hizmet aslında başka birilerinin taleplerinin daha az yapılıyor ya da yapılmıyor olması demek. Bunu kaynakların zaten kısıtlı olduğu gerçeği üstüne söylüyorsun tabii. Değil mi? Çünkü yani elimizde parasal olarak 10 lira var, imkan olarak 20 birim şey var. Aynen. Buraya çıkardığımız şey birilerinden almak demek. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şundan bahsediyorum. Bu yani üst büyüklerini de düşünebiliriz zaten. Yani işte genç, her gence barınma konusunda vatandaşlık desteği verilmesi. Finlandiya bunu yapıyor. Yıllardır yapıyor. Hala yapıyor. Şimdi Türkiye'de de bunu talep edebiliriz. Örnek söylüyorum. Ama bunu talep ettiğimizde o kaynağın, Türkiye'nin 10 birim şu andaki, hiç ekonomik daralmadan falan bahsetmiyorum. 10 birim kaynağında bu her nereye ayrılıyorsa artık İşte gençlere barınma desteği verilmesine ayrılacak. Bunun çok farkında olmamız gerekiyor. Ya da genç dostu sağlık hizmeti. Biz yıllarca bunu talep ettik. Hala eden arkadaşlar var. Ve hani işte sağlıklı genç yaklaşımlar buna çalışıyor. Daha başka arkadaşlar da var, ekipler de var. Ben bunun kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi ama genç dostu sağlık hizmeti talep ettiğimizde bir takım doktorların, bir grup doktorun ve diğer sağlık çalışanlarının buraya alakü alacağını, spesifik olarak bununla ilgili bir eğitim alacağını, gençlerin oraya gideceğini bilmem ne. Dolayısıyla başka birileri benzer bir talebi başka birilerinin talebini karşılayamayacak. İyi ya da kötü diye söylemiyorum. Ama bu bir pozisyon öyle. Ve farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Leden, bir soru sormuş bir arkadaşımız. Evet. Bu biraz önce mekanizmalardan bahsediyorduk ya. Bu mekanizmalardan bir tanesi aslında kent konseyleri bünyesindeki onlara bağlı gençlik meclisleri. Ve de kent konseyleri de işleyişi itibariyle belediyelerle çok haşır neşir ve de bazen de belediyelerin güdümünde olan yapılar. Tabii. Soru bu. Bu çerçevede yani mevcut mekanizmaları kullanmak bir strateji. Ama onun dışında buna benzer yerelden örgütlenecek başka mekanizmaları da düşünmek mümkün mü acaba? Böyle bir yapı mesela aklına geliyor mu senin? Ya da böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünüyor musun? Sonra sana başka bir şey daha soracağım bununla ilgili. Yaptırımı olan mı yoksa söz üretecek bir şeyden bahsediyorum? Yani bence çok yasal olarak da olabilir ya da başka türlü doğal olarak işleyişinde de ortaya çıkan yapılar olabilir. Ama yani anladığım kadarıyla daha yerelden örgütlenen başka türlü yapılar mümkün olur mu biraz önce saydığımız bu mekanizmalar çerçevesinde? Evet.
Yani şunu biliyorum, bence olur. Yani Türkiye'de de olur. Avrupa'da da oluyor. Arpa'nın genel büyük trendi zaten gençler için, gençlerin katılımı için büyük trendi. Geçen sene bu farklı katılım yolları var mı tartışmaları çok sürdü. Yerelden katılmak. Belediyeler bunların bir ara, yerel yönetimler yani belediyeler bunların bir aracı. Fakat illa kent konseyleri üzerinden ya da işte genç konseyleri üzerinden katılmıyor. Belediye de kendine yer talep edebiliyor. Ya da belediyelerden danışma kurulları oluşturmasını talep edebiliyor. Şimdi bunun partilerle birbirine girift olması, ilişkili olması bir miktar o belediyenin ve o erkin kendi iktidarını nasıl kullanmak istediğiyle çok ilişkili. Kimi duymayı tercih ettiğiyle çok ilişkili. Dolayısıyla buna doğrudan bir düzenleme yapılamaz. Buna sadece alternatif sesini duyuracak alanlar açılabilir bana sorarsan. Yani erkin kendisini daha hani eşitlikçi, erişime açık yaklaşıma davet etmek elbette elimizde. Bunu yapmaya devam edelim bence ve bunu talep etmeye de devam edelim. Ama onun dışında sesi duyurmaksa, yani yurttaş izlemesi yapmak, yerel yönetimin hizmetlerini takip etmek açısından ve politikaya veri üretmek açısından çok önemli bir faaliyet. Tam bununla ilgili Bence. bir şey söyleyeyim mi? Bir yorum yapayım, Ay sonra ne da bir şey olur ya. Evet, ben soracağım. gücünü Yani çıkınca. bir şey aslında biraz da bu kent konseyleri ve gençlik meclisleri sorusuyla da alakalı. Aklımıza hep böyle temsil mekanizmaları vesaire filan gelince otomatik olarak daha çok sayı, daha çok genç orada olsun, daha büyük olsun, işte 80 vesaire filan, işte ilde bilmem ne, o hep böyle bir şey geliyor. Oysa ki bazen söylediğiniz sözün değeri, söylediğiniz sözün ağırlığıyla da, ben söylediğim sözün ağırlığı o söylediğim sözün değeriyle de örtüşüyor. Hemen ben gençlik alanı ile aslında bir yandan çok ilişkili bir örnek vereyim. Bu ülkede dört tane bizim arkadaşımız olan da bazıları böyle zıpır insanın kurmuş olduğu asker inisiyatifi, şey asker hakları inisiyatifi. Hiçbir zaman dernekleşmemiş, bir tüzel kişiliği olmamış. Ama bir inisiyatif olmasına rağmen zorunlu askerlik bünyesindeki hak ihlallerini meclise raporlayarak zamanın Genelkurmay Başkanlığı tarafından dernek olmamasına filan rağmen çağrılıp ya nedir bu durum diye onlara brief veren, onlara bir şey yapan, durumu anlatan, gazetelere çıkan, parlamenterlerle bu işi konuşan eden bir ekipten bahsediyoruz. Şimdi burada böyle Aynen. 80 ilde bilmem ne yapmak, etmek vesaire böyle bir şey yok. Ama Evet. 4 kişinin çok aslında kendilerinin de başına geldiği için bildiği ama Doğru. o kadar çok bilinmesine rağmen de çok konuşulmayan, kamusal alanda çok konuşulmayan bir konuyu kamunun gündemine getirmek için Doğru. yaptıkları bir işte şey girişim vardı. O yüzden mesele biraz bence bu işin nasıl, hangi kalitede, hangi ağırlıkla yapıldığı Evet. diye düşünüyorum. Bir de şunu sormak isterim sana. Bu belediyelerle ilgili de konuşurken ama genel olarak da. Peki şimdi işte 40 yaşın üstündeki insanlar olarak da böyle sormuş olayım. Ki bunu sormamın nedeni de şu. Haliyle Türkiye gerontokratik bir ülke. Yani gücü elinde bulunduranların yaşları tabii ki çok büyük. Bu parlamentodaki parlamenterlerin yaş ortalamasından tut, sivil alanda adı geçen sivil toplum kuruluşlarının yönetimine kadar, yani böyle bir gerontokratik bir yapı var. O zaman soru şu, benim çıkarım ne ki bu ülkede gençlik politikası olsunu acaba gençlik örgütleri bana nasıl anlatır? Ben bunu kritik olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan. Yani 20 yaşında olduğun zaman haliyle bunu akranına anlatıyorsun. Bu da gayet normal çünkü diyorsun ki "Aa bak bu bizim başımıza gelen şey, benim başıma geliyor, bu senin başına geliyor. Burada böyle bir şey var, eyvallah." Ama bu yeni dünyada, 2020 yılında, hatta belki bütün bu nasıl diyeyim daralan sivil alanda, gençlik alanında, gençlik örgütlerinin de farklı ittifaklara ihtiyacı var diye düşünüyorum. O yüzden belki sorulardan bir tanesi, yani bunu hiç bugüne kadar sormadım açıkçası ama işte yani beraber düşünelim diye. Benim ne çıkarım, senin ne çıkarın var ki gençlik politikasında? Yani bu ülkenin gençleriyle gençlerinin daha eşit ve daha özgür oluyor olması
Bize ne sağlayacak ki biz de bu öznenin yapmak istediği şeyi bir yerinden kendimizce destekliyor olalım? Ne dersin? Yani çok iyi soru tabii de ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Belki sen de oradasındır bilmiyorum. Hiç konuşmadığımız için kendi aramızda. Benim bagajım bu zaten. Dolayısıyla ben şimdi satın almaya çok hazırım mevzuyu. Yani ben de o alandan geldim. Yani 20 sene önce bununla uğraşıyordum. Ama sen kötü bir örneksin işte. O yüzden. Evet işte. O yüzden hani 20 sene önce hakikaten hani 20'lerin başındayken yani gençlikle ilgili bir işle uğraşıyordum. Sosyal haklardı benim derdim. Mesela gençlik ve sosyal haklar üstüne çalışmaktı. Sonra işte bunu debelendik ve hep birlikte bunu yaptık sonra falan filan. Ama yani benim gündemim oydu zaten yani. Böyle sosyal politika ve sosyal haklar ve bilmem ne. İşte bu gençlerin başına çok fena şeyler geliyor falan da. Çünkü onlardan bir tanesi bendim. Çok kadın o. Kaldı ki ben göreceli olarak ben oldukça beyaz bir gencim yani. İşte üniversiteye gidiyordum, iyi bir üniversiteye gidiyordum. Ve işte şey ne derler üst orta sınıf bir takım ulaşımlarım vardı falan filan. Ama kadın olmanın ciddi bir dezavantajıyla yaptım. Türkiye ve kadın olmak ve hani 20 sene önce çok değiştiğinden de değil bir sürü açıdan. Dolayısıyla gündemim oydu zaten ve bunu talep etmenin manalı bir şey olduğunu düşünüyordum. Politik olarak da oradan yoruldum. Yani hani çalıştığım şeyler de oradan yoruldu. Şimdi gençlikle ilgili konuşurken ya hep böyle öznenin konuşması gerektiği üstüne yoruldum. Şimdi gençlikle ilgili konuşurken de gençler adına konuşmak değil, gençlerin konuşmasını sağlayacak alanları yaratmak üzerinden kurmaya çalışıyorum. Şey, yani işte veri nasıl toplanır, o veri nasıl olur, o destek nasıl sağlanır. Şimdi o yüzden bilmiyorum. Kırklarındaki birine nasıl bu tartışma düşünmek lazım belki. Biz nasıl kabul ettirdik bazı şeyleri ya ama şey yapabilirim. Onu söyle, o deneyimimi paylaşabilirim. Biz de, sende de var o deneyim aslında. Yeni bir şey söylemiyorum. Biz derken kastediyor yani. Sadece Yörük'le ikimiz de kastetmiyorum. Böyle bir ekipti o zaten. Hepsini ayrı ayrı kulaklığını çınlatmış olalım buradan da. Şunu yaptık. Bizi desteklemeye hazır ve öznenin konuşmasının manalı olduğunu düşünen ekiplerle ittifaklar kurduk. Önce yaptığımız şey bu oldu. Dolayısıyla onlara gidip anlattık yani. Akademide de onlara anlattık. Kendi açımızdan da o ekiplerle ittifaklar kurduk. İşte Gençlik ve Sosyal Haklar diye bir proje yaptık o dönem. Toplum Gönülleri Vakfı ve Gençlik Çalışmaları Birimi Bilgi Üniversitesi. Aynı zamanda da o zamanlar STK'ydı, bir STK'ydı adı sonra daha merkez haline döndü. Onda mesela yaptığımız şey oydu. Hem sivil toplum örgütleri olarak, işte RUSİAK da vardı orada mesela destekleyenlerden. Sağlık hakları girişimi de vardı yani. Böyle kocaman bir şey vardı, ekip vardı. Akademisyenler de vardı işte yani Ferhan Dozbay'dan Ayşe Buray'a kadar falan. Bütün o tayfa ya derdimizi daha kolay anlattık. Şeyi anlatmak zaten zor diye düşünüyorum. Uzatıyorum birazcık cevabı ama ben daha iyi bilirim me. Yani o iktidara tutunmuş olana zaten bunu anlatmak çok kolay değil bence. Bunu da denediğimiz yerler vardır hatırlıyorsa. Öyle bir şey olmaz diye. O yüzden bilmiyorum söylediğimi. Peki bir şey daha. Hakikaten şey ne derler? Yani şöyle söyleyeyim. Sonra bir iki tane de soru var. Belki onlar üzerinden de gideriz ama. Evet belki. Evet Hasan olsam belki toparlar ya da sen bakarsın. Bilmiyorum. Tamam. Bence zaten daha vaktimiz var. Onlara her zaman geri dönebiliriz. Evet. Sonra. Bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii hep geçmişe referans veriyoruz. Bugün üzerinden de konuşuyoruz. Bir tek belki şöyle bir fark var. Bugünün, dünden bir farkı var. Özellikle bugünün altını çizerek söylüyorum. Yarın hiç bu kadar belirsiz olmamıştı. Yani bu belirsizlik tabii ya işte Türkiye'nin ekonomisi ne olacaktan tut da işte bölgemizde olan olaylar vesaire filan bunu mutlaka böyle bir yanı var. Ama diğer yanıyla işte böyle bir webinar yapıyoruz. Yani bundan 2 ay, 2,5 ay, 3 ay önce böyle bir şey düşünmeyecek durumdayken bir anda hayatımıza giren böyle bir virüs meselesi falan filan. O yüzden bir de şunu sormak istiyorum aslında. Yani gençlik politikası evet, bu gençlik politikasının hakikaten kimlerle olacağı, nasıl olacağı vesaire filan önemli. Fakat yarının bu kadar bilinmez olduğu bir dönemde ama bazı şeyler de biliniyor yani. Örnek vermek için söylüyorum.
dezavantajlı kesimlerin daha dezavantajlı olacağı önümüzdeki 6 ay, 8 ay, 1 sene bu belli gibi. Yani daha şimdi işte şey bakıyorum, ne derler, sabah gazeteye bakıyordum. Almanya Lufthansa'yı kurtarmak için 9 milyar doları Lufthansa'ya vermiş durumda filan. Bu sadece işin hani Lufthansa'sı. Bunu bütün Türkiye ile ilişkili olarak da, Avrupa ile ilişkili olarak da konuşabiliriz zaten. O yüzden kaynaklar hani kıttı ya, bu kaynaklar daha da kıt olacak gibi gözüküyor. Ama diğer yandan bütün bu yoksulluk, ekonomik kriz vesaire meselelerinden dolayı daha zor bir döneme de giriyoruz diye düşünüyorum küresel olarak. O yüzden biraz böyle baktığımızda sence gençleri ne bekliyor yarınlarda? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani şunu, yani birkaç şey söyleyebilirim. Kamu kaynakları, kaynaklar az derken onun altını çizelim. Kamu kaynakları, bahsettiğimiz kaynaklar, yoksa kaynaklar, toplam üretim bilmem ne, o az olmayabilir aslında. O paylaşılabilir bir şey. Kamunun elindeki kaynakların en azından belli sınırları olduğunu söylüyoruz. Az çoktan daha ziyade. Şimdi birkaç tane şey var. Şu konuşuluyor. Benim de içinde, şimdi hasbelkader şöyle bir şey var. Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu. Belki arkadaşlar ilgilenirler. Çok ciddi belgeler var içinde. O yüzden de bahsetmiş de olayım. Bir yan yana gelip oluşturduğu nasıl derler? Youth Partnership diye, Google'larlarsa da bulurlar, bir oluşum var. Bu oluşumun içinde işte politikaların aslında veri oryante yapılmaları ya da yani uygulamaların, pratiklerin, gençlik çalışması falan gibi veri odaklı yapılması için işte bir takım araştırmacılar var içinde ve onlar işte veri üretiyorlar ve tartışma üretiyorlar. Buraya da veri sağlıyorlar. Bu hem Avrupa Komisyonu'na sağlıyor, hem işte bunun ilgili şeylerine sağlıyor, alanlarına, politika metinlerine sağlıyor. Hem de ulus devletlere de gerekirse o veriyi üretiyorlar ya da çalışmalarını paylaşıyorlar. Şimdi ben de hasbelkader onlardan bir tanesiyim. Bununla ilgili olarak son bir ayda devamlı birkaç tane, yani devam eden toplantılar yapıldı. Benim özellikle çalıştığım alan katılım. Dolayısıyla da katılımla ilgili olan toplantılarda yeni bir strateji metni çıkacak şimdi Haziran'da. Gençlerin katılımını korona süreci nasıl etkiler diye konuşuldu ve bunun işte politikaya dönüştürülmesi için ne yapılabilir dedi. Bu katılım mevzusunu ama sadece bir siyasi ve sivil haklar mevzusu olarak almayıp, dolayısıyla bu sorduğun soruya temel şey söyleyeceğim, aynı zamanda sosyal haklarla beraber alınması gerektiği tartışıldı. Ben de o böyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burası bütüncül bir şey. Yani gençlerin sadece sivil haklarını garanti altına siyasetten de katılsınlar ama sosyal haklarıyla ilgili olarak Allah ne verdiyse falan gibi bir durum yok. Dolayısıyla da korona ve ekonomik olarak bu gelen baskı ve daralma hali, bana sorarsan, orada da söyledim, burada da söyleyeceğim, önemli ölçüde gençleri etkileyecek. Zaten hali hazırda istihdama erişim konusunda sıkıntı vardı ve işsizlik gençlerdeydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da, özellikle Güney Avrupa'da. Dolayısıyla sayısı da artacak. Yani bu Türkiye'de yaklaşık olarak 20. Artıyor da. Yani bugün itibariyle istatistiklere bakarsanız bu son 2 aylık durumun sonucunda istatistikler tabii yukarı çıkmaya başlıyor. Evet. Tabii. Yani hep şeydir, yani bir ülkedeki şeyin işsizliği resmi sayıyı çarpı 2 yapmak lazım genç işsizliği için. Bu sadece Türkiye değil, Avrupa için de öyle. Dolayısıyla mevcutta Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı işsizlik her neyse genç işsizliği için yani çarpı 2 yapın. Bunun benzer rakamları %20, %25, hatta daha fazlası Güney Avrupa ülkelerinde de geçerli zaten. Şimdi bu daha fena bir şey haline dönüşecek. Kesin. Bir de tabii yani daha neredeyse iflas bayrağını çekmiş olan ve toparlanma sürecinde olan Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde genç işsizliği daha da yukarılardaydı. Ben hatırlıyorum, kriz döneminde Yunanistan'da genç işsizliği %50'ye vurmuştu. Evet. Şimdi böyle %40'a gerilemişti orada İspanya ve Yunanistan'da ve İtalya'da da durum çok iyi değil. Dolayısıyla yani burası biraz şey, böyle gamlı baykuş gibi konuşuyor oluyoruz ama burası yani gerçekten bu belirsizlik halinde önemli öyle sorunlar var. Bir taraftan istihdama ulaşım da bir sorun haline dönüşecek. Yani o ulaşım mekanizmaları, işe alma ve yani bütün orası bir büyük şey. Gençlerin desteklenmesi, kamu kaynakları da sınırlandığı için onda da ciddi bir düşüş göreceğiz her anlamda. Bu gençlerin özne olarak, birey olarak desteklenmesi, ki Türkiye'de biz bunu görmüyoruz, daha çok aile desteği görüyoruz ama hani olanları da burada da düşülecek.
gençlik örgütlerine ayrılan kamu kaynakları da düşecek. Türkiye'de bu zaten daha sorunlu ama hani Avrupa'da da benzer şekilde sorunlar var. Burası net, çok net. Fakat ben şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum, yani gençlik politikası bağlamında da konuşulabilir ama bu belirsizlik hali aslında bir taraftan gençler için çok yeni bir şey değil. Çünkü zaten daha üst orta sınıftan gelen, sosyoekonomik sınıflardan gelen gençlerden bahsetmiyorum. Zaten özellikle 2000'lerin sonundan beri gençler fazlasıyla hem Avrupa'da, Avrupa özelinde hem de dünyada fazlasıyla bir belirsizlik haliyle yaşıyorlar zaten. Yani istihdama ulaşım konusunda bir belirsizlik hali yaşıyorlar. Hayatlarını belirleme konusunda belirsizlik hali yaşıyorlar. Yani çalıştıkları işler güvencesi yok olmayan ya da çok hızlı işten atıldıkları, tırnak içinde söylüyorum ve bilerek stratejik olarak bunun yapıldığı işler zaten. Yani zaten hali hazırda gençler pek çok açıdan belirsizliği yaşıyordu. Dolayısıyla süper yepyeni bir şey değil onlar için bir sürü açıdan. Şu, hatta oradan bir takım fırsatların da çıkabileceğini düşünüyorum gençler açısından. Örnek, bunu seninle hep konuşuyoruz. Ben söyleyeyim, sen de tamamla başını getireyim. Şu yaptığımız bağlantı, bu ilişki ağı, yani bu online olma hali, dijital platformlar, bunlar üstünden bağlanma, aslında gençlerin de atandık olduğu şeyler. Evet. Hal böyle olunca bundan gerisini de sen getir. Çok konuştuğumuz bir şey olduğu için. Yok, doğru. Yani orada bir tek şeyi düşünmek lazım. Herhalde kötü bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem daha da kötüleşecek. Sadece gençler özelinde değil, bütün kırılgan kesimler için. Ve de sadece Türkiye özelinde değil, küresel olarak daha bir kötü döneme giriyoruz. Tabii içinde yaşadığımız için, yani bir anda böyle bir dönemin içine girsek belki bu yumruğu daha hızlı hissederiz. Oysa ki yavaş yavaş bu dönemi yaşadığımız için psikolojik olarak belki o kadar hani şeyi hissetmiyoruz, ne derler, derdi de hissetmiyoruz ama bu işin bir kısmı. Yani esas mesele belki hakikaten böyle bir ortamda bile bazı imkanlar var mı, ne değişiyor, buna göre nasıl pozisyonlanıyoruz? Biraz buna bakmak gerekiyor. Bence gençlik politikası biraz böyle bir şey. Yani çünkü mevcut durumu analiz ediyorsun ve bu durum analizi çerçevesinde gençlerin yararına neyi söylersem bununla ilgili yol alabilirim hesaplaması yapıyorsun aslında. Tabii. O yüzden, yok çok bir şunu söyleyeyim. O yüzden biraz önce söylediğin, yani evet durum ağırlaşıyor vesaire filan ama gençler için zaten ağır olan bir durum daha da ağırlaşıyor. Ama belki burada bir imkan var. Gençlerin başına gelen bu, yani tarihsel olarak başlarına gelen ve zaten kötü durumda oldukları, ki bunu da ben söylemiyorum. Yani istatistikler bunu söylüyor zaten. Yani genç işsizliğinden tut bilmem neye kadar. Bu durumu belki bu toplumun farklı kesimlerinin daha net görmesi mümkün olabilir. Durum daha ağırlaştığı için. Ve de o biraz önce söylediğimiz, yani buradan acaba böyle bu sözün farklı kesimler tarafından da duyulması, farklı ittifaklarla bu söylenenin lehine bir yol alınması mümkün olabilir hale gelebilir. Ama tabii belirsizlik o kadar büyük bir belirsizlik ki bunu bilemiyoruz. Şimdi burada sorular da var. Bir şey söyleyeceğim. Dur, o demin söylediğimi tamamlamadığın için belki hatırlatmak için söyleyeceğim. Ben şey olduğunu düşünüyorum, yani bütün bu online platformlara geçişin, çok örnek olarak söyleyeceğim aslında. Senle de konuştuğum şey, tamamla sana dediğim oydu aslında. Başka bir iktidar halini gençlere vereceğini düşünüyorum. Örgütlerin içinde de, bu örgütler derken sivil toplum örgütlerinde de herhangi bir çalışma, yani şirketin bilmem nenin içinde de başka bir iktidar halini gençlere vereceği çok açık bir sürü yerde. Hem bunun içine doğmuş olmak, yani bizim jenerasyon burada göçmen, böyle bir tabirle kullanılıyor. Birileri natif, bunun içine doğuyor. Birileri de göçüyor. Biz göçmeniz. Halbuki bunun içine doğan bir jenerasyon şu anda burada. Ve bir sürü hayatı düzenlemek için şeyi de bu korona döneminde online olarak yaptık. Bir sürü mevzuyu da online olarak çözdük. Dolayısıyla burası daha abstrakt bir şeydi, daha kavramsal bir yerde gençleri başka bir şekilde iktidarlandıracak zaten. Mevzu burada nasıl talep edileceği ve ne noktada
talep edileceği bana sorarsan bunu. Hem Türkiye üzerinde söylüyorum hem de yani genel dünya genelinde. Ben burada önemli bir fırsat görüyorum gençler için. Bir iktidarlanma ve güçlenme fırsatı görüyorum. Şimdi Hasan Oğuzhan, birçok soru da olduğu için nasıl ilerleyelim? Kabaca bir saatinde devirdik zaten. Evet, evet. Ben son işte belki 10 dakikayı falan bu soruları mı cevaplayalım? Nasıl ilerleyelim? Sen bizi yönlendir. Olur. Buradan itibaren soru cevaba geçelim. Zaten şey, bu hep konuştuğumuz şeylerle bağlantılı olduğu için buna devam etmiş oluruz. Hatta açayım buradan. Ya lütfen bu andan itibaren sorularınızı sormaya başlayabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi chat'te yazabilirsiniz, el de kaldırabilirsiniz. Şimdi kalkan eller var, onları görüyorum ama daha önce öncesinde sorulan sorular var. Biraz daha bağlantılı şekilde orayı bir eritelim. Sonra el kaldıranlara ve chat'e yeni yazanlara döneceğim. Şimdi daha demin konuştuğunuz özellikle bu pandemi döneminden sonra hani işler daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak, kötü olacaksa nereye doğru gidecek? Yani şöyle bir soru var aslında. Yani tamam, bu belirsizlik ve kötü gidişatı göz önünde bulundurduğumuzda dükkanı kapayalım mı? Yani ne yapalım? Belki hatta şöyle derinleştireyim soruyu. Yani gençler evet kırılgan olma hali daha da artacak. Nasıl öncelenmeli? Yani bir kamu kaynağının kullanımında nasıl öncelenmeli? Ya da kamu kaynaklarının dışında sivil toplum örgütlerini, gençlik örgütlerini destekleyen örgütler de var. İşte fon verenler diyoruz biz buna. Şimdi sen de Yörük bir aslında fon veren kuruluşun mütevelli heyetindesin. Belki o şapkayla da cevaplamak daha iyi olabilir. Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu'nun bir statement'ı var yakın zamanda. Her fon veren kuruluş için gençlerin neden öncelenmesiyle ilgili alakalı. Çağlar eminim onu da paylaşır şimdi. İşte bundan sonrasıyla ilgili daha çözüm odaklı ya da o pozisyonu korumakla ilgili neler yapabiliriz? Belki ondan biraz bahsetmek fena olmayabilir. Hemen söyleyeyim çünkü sorulardan bir tanesi bu yasallık mevzusuyla da alakalı. Yani bu temsil mekanizmalarının hani yasal olması etmesi vesaire filan. Açıkçası şöyle, yasallık tabii bir çerçeve veriyor. Ama bir kurumun, bir yapının yasal olması herkesin o kurumun söylediği şeyleri dinleyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden burada önemli olan bence söylediğimiz sözü nasıl değerli kılıyoruz meselesi. Onu bir insanların tanıdığı, yasa olarak tanıdığı bir yapı üzerinden yapmak da mümkün. Başka biçimlerde de mümkün. Ama önemli olan bence o sözün değerli olması ve o değerli olduğuna inandığımız sözü bu farklı kesimlere onların anlayacağı dilde nasıl aktarırız meselesi. Buradan da şuna geleceğim. Savunuculuk dediğimiz zaman biz tabii haliyle gençlik politikası vesaire deyince, belki bu Hasan Oğuzhan senin sorunla da bağlantılı, yüzümüzü devlete dönüyoruz, işte yerel yönetime dönüyoruz. Doğru. Bunu yapmak çünkü politika böyle bir şey. Ama onun dışında savunuculuk bazen o alanın diğer paydaşlarına yönelik de olabilir. Bu politika değildir. Ama savunuculuk dediğimiz şey o alanı diğer paydaşlarını da bir yere çekmek için olabilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Özellikle bu fon sağlayıcılar nezdinde de birilerini bir yere çekmek istiyorsak, birilerinin gündemine bir şey almak istiyorsak, durduğumuz yerden de hareket etme ihtimalimiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir dünya yok. Benim durduğum yer en doğru yer. O yüzden önemli olan bütün bu paydaşların benim durduğum yere, benim söylediğim söze gelmesi ve benim dediğimi kabul etmesi. Hayat böyle bir şey değil. Aksine hayatın ritmi böyle değil çünkü. Farklı paydaşlar birbirine değdiği anda, konuşmaya başladığı anda, vurduğu andan itibaren ortaya çıkan şey bu iki tarafı da veya bu farklı tarafları da mevcut pozisyonlarından farklı bir yere götürüyor olabilir. Bu da kötü bir şey olmayabilir. Ama bütün bu savunuculuk meselesinin içinde böyle bir şey var. O yüzden mesele biraz nereye kadar eğiliriz meselesi. Yani böyle baktığımız zaman da hangi değerlerden vazgeçeriz, geçmeyiz vesaire filan gibi böyle bir şey var orada. Bir de ben yani sorular üzerinden gidiyorum. Niye, neden, sen de ne olur araya gir. Bu şeyle alakalı, yani dükkan kapatı kapatma meselesi. Yani İkinci Dünya Savaşı zamanında gençler kapıyı kapattılar mı yani? Var mı böyle bir şey? Yok böyle bir şey. Hayat devam ettiği sürece kapıyı kapatmayacağız tabii ki. Önemli olan bu yeni dönemin
ihtiyaçlarına göre nasıl pozisyonlanıyoruz. Ama bir şunu söyleyeyim yine. Şöyle bir ayrım da herhalde yok. Hele bugünün dünyasında daha da yok. Yani bir saha işi var, bir de ayrıca savunuculuk var. Böyle bir şey yok. Saha işi yapmazsak o savunuculuk meselesinde söylediğimiz sözün bir değeri olmuyor. Çünkü sahadan beslenmiyoruz. Ama sadece saha işi yaparsak o zaman yaptığımız işi büyütmek, etkisini büyütmek, yani politika anlamında etkisini büyütmek konusunda da bir şey yapmıyoruz. O yüzden belki hep bir yani bir politika perspektifiyle sahada iş yapmak gerekli diye düşünüyorum. O yüzden mesele orada ben 1 milyon gence bilmem ne yapıyorum meselesi değil. 10 gençle de bilmem ne yapıyor olabiliriz. Ama mesele bunu bir savunuculuk perspektifiyle sahada ne yapıyorum olarak bakmak gerekiyor. Çünkü bu bütün bu küçük öznelerin birbiriyle ilişkisi ve toplamı gençlik politikasıyla ilgili bir şey söyleyecek. Eğer siz birilerine, yani bütün alanlar için böyle geçerli ama hani sen benim adıma bir şey söyle dediğimiz andan itibaren onun sahayla olan ilişkisini kesiyorsak orada bir problem var diye düşünüyorum. O yüzden yani somut olarak ben olsam en azından diğer alanlarda bunu yapmaya çalışıyorum. Yaptığım her işi bütün bu savunuculuk alanıyla ilişkisini düşünerek yapıyor olmak gerekiyor. Biraz önce Laden'in bence haklı olarak altın çizdiği mesele. Bu diyalog meselesi, o sürekli hani şey ne derler, pazarlık meselesi bitmiyor ya hiç. Onun bitmiyor olması zaten yani onun bitmiyor ama o bitmiyor gerçeğini kabullenmek için sahada da bir şey yapmak gerekiyor ki hep. O sahada yaptığımız şeyle beslenip tekrar o pazarlık sürecine sürekli olarak girmiş olalım. Ben önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yoksa böyle kravatlı, döpiyesli ben savunuculuk yapıyorum artık o başka bir şey. Yani onu yapan da mutlaka var ama ne kadar gerçek tabii onu tartışalım yani açıkçası diye düşünüyorum. Belki eklemek için yani kapatıp da gideceğiz. Baran sormuş galiba değil mi? Chatten göremedim ama Baran'a da sevgiler burada. Yani şey değil, tabii ki gitmeyeceğiz. Yörüğün dediği hikaye. Bu bir durum. Yani yaptığınız politika yapmak, demin veriye dönersek başından gençlik politikası bağlamında da dönersek, o yüzden konuştuk en sonuçlarını. Bir tespite ihtiyacınız var. Durum tespitine. Yani ne oluyor? Bir de bir projeksiyona ihtiyacınız var ki onunla ilişkili olarak ne talep edeceğiz diye. Şimdi bu bir durum. Bu durumu sadece gençler yaşamayacak, hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla bence tam proaktif olmanın zamanı. Yani koronadan sonra gençler olarak ne talep edeceğiz biz kamudan? Birinci paket bu. Ne olacak oradaki dert? Bunu konuşmaya başlamak gerekiyor bence. Yani bunu gençlik örgütlerinin, gençlerin kendi arasında konuşmaya başlaması çok yerinde. Farklı alanlarla ilgili olarak biz ne talep edeceğiz? Neye ihtiyacımız olacak? Siz ne öngörüyorsunuz? Yani gençler olarak ne öngörüyorsunuz? Bu ülkede 30 yaş altında olan yaklaşık olarak %35 nüfus var. 35 değil mi? %35'e. Daha fazla. 35 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Ne öngörüyorlar? Ne umuyorsunuz? Nasıl olacak falan diye yani. Bir tane daha yeni geçen hafta araştırma çıktı gençlerle ilgili. Gençlerin %65'i Türkiye'nin dışında yaşamak istiyor. Sodev'in yaptığı araştırma yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi mesela bu çok önemli bir şey. Bu durumda dönüp ona bakmak lazım mesela. Ne oradan, ne talep edeceksiniz? Bunun koronayla ilişkisi ne olacak? Biri bu. İkincisi, yani dolayısıyla da hani şey, şimdiki durumu tespit edelim ki bundan sonrasına dair ne yapacağımızı belirleyelim. Birlikte yan yana gelelim. İttifaklarımızı belirleyelim mesela. Kiminle müttefik olunacak? Onu belirlemek gerekiyor. Çünkü isteyeceğiniz her şey için bir takım müttefiklere ihtiyaç olacak. Yani politika yapmak böyle bir şey çünkü bir tarafta müdahale etmekle. İki, bu fonlar hikayesi, fon sağlayıcılığı hikayesi de şimdi birkaç tane fon türü var. Bir tanesi kamunun sağladıkları farklı aşamalarda. Yani bu Avrupa Birliği fonu olabilir, bu ulusal işte kamu fonu olabilir, bu yerel yönetim. Bir kısmı da özel fonlar. Yani private funding dediğimiz şeyler, fon sağlayıcılık işte. Yani destek mesela o private fundinglerden bir tanesi. Kamu değil aslında o bir şekilde. Dolayısıyla
Ben mesela hani bir miktar fon işleriyle de ilgilenen ve bunun için dert edinen biri olarak her gittiğim mecrada gençlik alanının fon konusunda yani kaynak dağıtma konusunda öncelikli alan olması gerektiğini, çünkü gençlerin örgütlenmesinin kritik bir şey olduğunu düşündüğümüzü anlatıyorum. İşte bu böyle aktif yurttaşlık için kritik, içinde bulunan alan için kritik falan. Dolayısıyla devamlı bunu söylüyorum her yerde. Yani bunu Türkiye'de de söylüyorum, bunu Avrupa'ya gittiğim toplantılarda da söylüyorum, bunu katılımla ilgili konuştuğumuz her mecrada söylüyorum. Yani kendi konuştuğum her mecrada söylüyorum. Dolayısıyla savunuculuk dediğim şey, yine dönersek, ittifaklarını kurmak, senin adına konuşacak özneleri belirlemek, senin içinde olmadığın alanlara birili kafayı sokabilecek şeyler yaratmak, bir taraftan kamuya anlatırken bir taraftan özel foncuya, yani işte yörüye gidip ikna etmek mesela, eğer destekle ilgili ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili bir şey yapacaksa go for mesela. Ya şey, neden? Bir şey daha söyleyeyim mi? Yani şunu da unutmamak gerekir. Çünkü sen onu bence güzel söyledin konuşmanın başlangıcında. Aslında herhangi bir politika alanı ile gençlik bir ana akım olarak ilişkili ya. Yani evet. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir gençlik kırılımı meselesi var. Aynen öyle. Evet. Ekonomi politikasının bir gençlik kırılımı meselesi var. Konut politikasının bir gençlik kırılımı var. O yüzden böyle baktığımızda aslında belki de daha fazla gençlere bütçe yerine bu mevcut alanların içinde gençlerin başına gelen, yani o alt kırılımda gençlerin başına gelen şeyi insanlara göstermek adına bir şey yapmak mümkün olabilir. Tabii. Hani sallıyorum şimdi ama bu özel vakıflar nezdinde eğer birileri konut hakkı ile ilgili bir şey, bir fon veriyorsa, bir kaynak aktarıyorsa, belki burada bu konut hakkının gençlerle ilişkisi temelinde konuşulması için bir şey yapmak gerekiyor. Çünkü bütün politika alanlarında, bütün fon sağlayıcıların sağladığı fonlarda vesaire gençlik zaten bir alt kırılım olarak var. Bazen ama fon sağlayıcılar veya devlet bunu böyle görmüyor. Bunu bence hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yine sorulardan devam edeceğim. Şimdi 4 tane soru geldi aslında benzer. Hepsini birleştirip sormaya çalışacağım. Ya şimdi Avrupa'da da bir trend var. Yerelleşme, yerel katılımla ilgili. Aslında Türkiye'deki yerel yönetim seçiminden sonra da yani belediyeler daha özerk hareket etmeye başladı. Bazı belediyeler. Altını çizmek gerekiyor. Ondan oraya ilgi ne olursa olsun daha da fazla arttı. O yüzden biz de aslında belediyeler, yani yerel yönetimler özelindeki katılımı daha fazla konuşmaya başladık. Şimdi öncesinde de bahsettiniz biraz aslında gençlik meclisleriyle ilgili ama yani şimdi gençlik meclisleri bir katılım mekanizması olarak en azından bizim saha gözlemimiz çok çalışmıyorlar. Yani farklı mekanizmalara ihtiyaç var burada. Çünkü işte yerel gündem günün bir bitti. Orayla ilgili ilgi de maalesef bitti gençlik meclisleriyle ilgili. O yüzden şimdi LADEN'le de büyük tartışmamız, konuyu böyle açmak istiyorum. Ankara'da bir yerel gençlik politikası çalıştığı yaptık. İşte onun nasıl var olacağıyla ilgili iki farklı düşüncemiz var LADEN'le. Şimdi bunları da birleştirip yani bu yerel katılımı nasıl sağlarız gençlik örgütleri ve gençler için şehirlerde? Yani gençlik meclislerine alternatif mekanizmalar üretilebilir mi? Ve işte bu yerel gençlik politikası dediğimiz bir şeyle mümkün olur mu? Yani Yörük, sana aslında burada bir şey var. Hasan Osman, bir şey söyleyeyim mi? Bak tam bu dediğinle bağlantılı. Yani tabii ki burada hareket alanı var. Mevcut iyi işlemediğini düşündüğümüz yerlerde bu yapıların içine girip bunları dönüştürmek mümkün olabilir. Alternatif yapılar kurmak, bunların hepsi mümkün. Ama bir yanıyla 2020 yılında şunun da çok mümkün olduğunun altını çizmek isterim. O da şu: bir kasabada düzgün işler yapan bir gençlik kuruluşunun sözü belki o kasabanın yönetiminde değil ama Avrupa Konseyi nezdinde daha fazla geçiyor olabilir. Yani artık öyle bir dünyadayız ki bunlar gayet mümkün. Bunları pas geçmemek gerekiyor. Yani şöyle bir merdiven var ya, hani yerel, işte bölgesel, ulusal,
bu merdiveni bypass geçmek mümkün. O yüzden tabii ki bir yerel kuruluşun yerelde yapacağı işler var. Ama benzer biçimde o yerel kuruluşun farklı biçimlerde katkı yapabileceği çok daha başka düzeyde yapılar, kurumlar ve şeyler var. Yani bunu görmek gerekiyor açıkçası. O yüzden bence burada bir formül yok. Çünkü elimizde mevcut bir araç var. Kent konseyleri, gençlik meclisleri. Şimdi bir arkadaş daha yazmış işte yerelde gençlik merkezleri vesaire filan. Bunların hepsi bazıları işte hakikaten hani sivil katılım için var. Bazıları farklı biçimlerde gençlerin katılımını sağlayan yapılar. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Her yereldeki özgül şartlar çerçevesinde bu yapılar iyi yerlerde işliyor ya da işlemiyor. O yüzden bir modeli yaygınlaştırmak, başkalarının sahiplenmesini sağlamak mümkün. Ama yani bu özgül şartları da unutmamak gerekiyor. Kimler yapıyor, insanlar vesaire. Atıyorum bundan 10 sene önce kurulmuş, 2008 yılında kurulmuş bir yapı 2020 yılında hala geçerli mi değil mi filan. Biraz bunları düşünmek gerekiyor açıkçası. Yoksa model bol. Yani yeni bir şeyler üretmeye de gerek yok. Mevcuda bakarak buradan gayet güzel bir şeyler çıkacağını ben düşünüyorum açıkçası. Yani 75 dakikayı da bulduk. O yüzden yavaş yavaş insanları da sıkmayalım diyerek de ben şey yapmış olayım. Bilmiyorum. Leden, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yani şunu söyleyeceğim. Ben şimdi bu yerel mevzusunu çok beğeniyorum ve genelde katılımın önemli araçlarından bir tanesi o yerelin örgütlenmesi olduğunu düşünüyorum ben de. Onu söyleyesim var. Bir sürü açıdan da ulaşılabilirlik açısından da yerel daha kıymetli tabii ki merkezi herhangi bir yapıdan. Ve fakat Hasan Olsan'ın söylediği ve anlaşamadığımız mevzu orası. Gençlik politikası, yine dönersek bu kaynak dağıtım, her anlamda kaynak dağıtım, yani sadece para değil işte zaman, insan vesaire, onların alokasyonu olduğu için, onların dağıtılması ve kullanılabilir olması olduğu için ben sosyal refah devletinden geliyorum, yani onu çalışmaktan ve sosyal politika çalışmaktan geliyorum. Dolayısıyla benim odağım orası. Yerelde katılım alanlarını genişletmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Yöreye de katılarak, bunu sadece illa böyle tanınan resmi bir mekanizma ile ilgili olması gerekmiyor. Ama yani gençlik politikasının daha böyle yereli özellikler veren ve ihtiyaçlarını dinleyen ama kaynak dağıtımının ve onun savunuculuğunun daha merkeze yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gayet de maliyeli ilgili falan bir yerde. Ve neden? Bence mesele bir ne meselesi değil, nasıl meselesi. Tabii. Bence yani onu, de. Yani kamu kaynaklarından sivil toplum kuruluşlarına para aktaralım. Gençlerin projelerini destekleyelim. Şimdi bu ne? Tamam da bunu nasıl yapalım? Yani şeffaf bir süreç üzerinden mi yapalım, yoksa bizim mahalleyi mi fonlayalım? O yüzden ben Türkiye'de 10-15 senedir konuşmaya da böyle başladık. Belki böyle bitirmek de daha kolay olur. Biz biraz neye odaklanıyoruz? Yani gençlik politikası olsun, değil mi? İşte kamu kaynak ayırsın filan. Tamam, ama nasıl olsun? Çünkü nasılında anlaşamıyorsak ne? Belki gençlerin aleyhine çalışan biçimde de yürütülebiliyor. O yüzden nasılında anlaşmadan nesinde anlaşmamamız gerekiyor. Oysa ki biz maalesef Türkiye'de hep ne konusunda anlaşıyoruz. Nasılında zaten onu yolda düzleriz, o kervanı diyoruz. Belki başımıza gelen birçok şey bu yüzden de geliyor. Nasılı en az ne kadar önemli açıkçası. Belki şunu eklemek, sadece Türkiye değil bu ama dünyada tartışılan bir şey, gençlik üzerinde söyleyebileceğim bir şey. Yani ne konusunda anlaşıldı zaten, bir gençlik politikası olsun, gençlik strateji belgesi olsun. Sadece Türkiye'de yok bu tartışmalar. İşte gençlerin katılımı için bir takım işte mekanizmalar olsun, gençlik meclisleri olsun vesaire. Son 5 senedir bunun nasılını tartışıyorlar. Çünkü yani işte o bizim mahalle hikayesi. Kent konseylerinde görülen tartışma, bizim mahalleden birilerinin sözü duyulsun, sesi duyulsun, bizim mahalleyi destekleyelim zaten, bizim mahalleye para aktarılsın. O bizim mahalle hangi bizim mahalle olursa olsun. Yine tekrar diyorum, sadece Türkiye'de değil yani, dünya düzeyinde de bunun farklı şekillerini görüyoruz. Daha azını, daha çoğunu, daha üstü kapalısını, daha açığını falan filan. Dolayısıyla mevzu aslında o bizim mahalle olmayanları da dahil edecek mekanizmaları nasıl kurarız hep birlikte, mekanizması derdi herhalde.
bir tane yöntemi yok dediği gibi görüyorum ama. Yani tek formül olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü şey olabilir diye düşünüyorum. Yani. Yani benim gördüğüm en son soru daha da yok. Şeyle ilgili, yani konuşmanın içinde şeyi söylemişsiniz ya. Yani bu aslında iletişimin ve çalışma pratiklerinin çevrim içi online araçlara dönmesi işte gençlerin daha hakim olduğu bir konu. Ama özellikle bu pandemi sürecinde biz bize gelen saha gözlemi de şunu söylüyor. Eğitim dijitale geçti mesela büyük oranda. Ama eğitim dijitale geçtiği zaman işte bilgisayara ya da internete erişimi olmayan gençlerin ihtiyacı daha görünür oldu bizim için. Şimdi Gökçe şöyle bir soru sormuş burayla paralel. İşte bu noktada online kanallara erişim olan gençler yine iktidarlanmış olmayacak mı? Bir adım öncesi var. Online'a erişimi olan gençler toplumun diğer kesimleri nezdinde de daha iktidarlanmış olmayacaklar mı? Bir de bu var. Yani nereden bakarsan bak hani 80 yaşındaki biri haliyle 60 yaşındaki gibi o gücü elinde bulundurmuyor artık. 80 yaşında olduğu için toplum ona başka gözle bakıyor. Haliyle sen bütün bankalar internetten bu işleri yapsın, SMS'le bu işi yapsın dediğin andan itibaren 80 yaşındaki birini o sürece katamamaya başlıyorsun filan. O yüzden mesele gençler ve toplumun diğer kesimleri ama gençlerin içinde de internete ulaşabilenler ve ulaşamayanlar olarak var. Ama zaten bence biraz önce dediğimiz mesele tam bununla alakalı. Her yaptığımız işi birilerini içermediğini bilinciyle tekrar tekrar düşünerek, kurgulayarak tekrar kurmak gerekiyor. Bence işin özü bu. Yani her politika birilerini içerdiği gibi, dünyanın en eşitlikçi politikası bile olsa, birilerini içerdiği gibi birilerini de dışlıyor. O yüzden bunun böyle bir dinamik süreç olduğunun bilinciyle adımları atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok doğru bir şey bence. Bu çok tartışılan da bir şey oldu bu toplantı yapmak. Yani online eğitimin zaten kendi içinde apayrı başka dertleri var. Onu ayrıca konuşmak gerekiyor ama yürüyün dediğine ek olarak da şeyi konuştuk başında. Ya bu gençlik dediğimiz şey homojen bir şey değil demiştik hatırlıyorsanız. Yani en başında politikanın kendisi de homojen olmayan bir grup için yaptığımızda. Dolayısıyla bazı gençler bu konuda daha avantajlılar, daha fazla imkanları var. Ve onunla yaşıyorlar, ona doğmuş durumdalar, bazıları değil. Deminki ama karşılaştırmayı yine yürüye referans da gençlerin korona sonrası elinde iktidarlanabilecekleri ya da avantaj olarak kullanabilecekleri ne var üstünden yapmıştık. Tabii ki bütün gençlerin değil. Elbette değil. Ama belki mesela gençlik politikasının öncül adımlarından bir tanesi ya da taleplerin, ihtiyaç oryante taleplerin öncül adımlarından bir tanesi hakikaten ücretsiz kaliteli internete erişim hakkı olabilir. Bu ülkede bunun için çalışan yıllarca gruplar oldu. Yani internet sansürlenmesin diye de oldu. İnternet erişimin açık olması için de oldu falan yani. Mesela bu bir örnek sadece. Yani temel uğraşılacak şey bunlardan bir tanesi olabilir. Ya da geçmişe yönelik bununla ilgili yapılan işlerin neden çalışmadığını sormak mümkün kamıyor mesela. Tablet dağıttı bu ülke çünkü. Hatırlayın. Ya ne oldu mesela o tabletlere şimdi bir dakika falan diye. Gibi. Evet. Bir soru daha var kapatmadan. Onu da geliyor. Şimdi bu süreç, yeni süreç diyeceğiz şimdi. Yeni gençlik hareketlerinde tetikler mi? Yani örneğin bir örnek de vermiş Özgün. Yeni bir Gezi Parkı hareketi görür müyüz? Demiş. Yani işte Gezi Parkı 80'lerdeki hareketlere benzemiyordu. Yeni bir hareket olacaksa o da Gezi'ye benzemez muhtemelen. Ama şöyle sorayım. Yani bu sürece paralel gençlik hareketi doğar mı? Buradan yükselir mi? Sizin öngörünüz ya da düşünceniz ne? Süreç işte bu yüzden bilinmez zaten. Bilmiyoruz. O yüzden bilinmez diyoruz. Ama şunu söylemek mümkün. Yani böyle bir şöyle yeni durumlar yeni hareketler tabii ki oluşturur. Bunlar bazen kılcal damarlarda olur, kimse görmez. Bazen bunlar kamusal alana çıkar.
Bazen bir siyasi partiye kanalize olur. Bazen sokağa kanalize olur. Bu yani böyledir zaten. Yani toplum böyle ilerler çünkü. O yüzden yani yeni bir gezi görür müyüz? Hiçbir fikrim yok. Ama bu yeni durumun oluşturduğu yeni ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların çözümüne yönelik yeni hareketler görür müyüz? Daha gençlerin daha fazla içinde olduğu. Evet. Ama bu ne zaman olur? Nasıl bir şey olur? Olur mu? Sadece Türkiye ile mi ilişkili olur? Dünyada mı olur? Vesaire filan, bunları söylemek çok zor. Açıkçası benim için en azından. Belki şey söylemek lazım. Yani biz zaten korona öncesinde, bu koronaya yüklediğimiz bir sürü yeni şey var tabii ama yani bu da bir söylem bir insanı. Korona öncesinde gençlikle ilişkili önemli bir başkalaşım gördük örgütlenmede. Tematik olarak örgütlenmeyi gördük. Dünyada son 3 yıldır farklı şekillerde. Me Too bunların önemli örneklerinden bir tanesiydi. Me Too Movement. Genç kadınlardı onlar. Hatırlayın. Greta ve ekoloji, yani küresel ısıtma diyor Ömer Madır, kulaklarını çınlatalım. Küresel ısınma ve iklim değişikliği hikayesindeki cuma grevleri diye bir şeyle dönüyor dünya. Yani Türkiye'de çok kapalı olabiliriz ama bu müthiş bir gençlik hareketi aslında. Çok farkında olmak gerekiyor. Dolayısıyla aslında son 3 yıldır, hatta 5 yıldır gençlere ilişkin harekette, örgütlenme hallerinde ve taleplerde biz değişim görüyoruz zaten. Bir tanesi işte kurumsallaşmıyorlar. Yani sivil toplum örgütü kurmama eğiliminin daha fazla olduğunu biliyoruz. Araştırmalarla da biliyoruz artık. İnisiyatif halinde örgütleniyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyada gençler. İki, başka hareketlerle hemhal örgütleniyorlar. Bir duruma dair örgütleniyor yani. Onu çözmek için, onun yanında örgütleniyor. Kendinden menkul gençlik örgütü olarak örgütlenmiyor mesela. Taleple örgütleniyor. Dolayısıyla bunun değişimini zaten görüyoruz son 3-5 yıldır. Hani ben diyeyim 5, siz deyin 3 ama var bu trend. Bir bunu akılda tutmak lazım. Yani korona böyle bir anda geldi, böyle buf, böyle hayatımızda yepyeni bir dünya, bir şey olacak, her şey bambaşka, sıfırdan yapılacak. Öyle bir şey yok. Zaten olan bir şeyler var ve onlar değişerek ve çoğalarak devam edecekler bence. Yani bu, ama yani Hasan Olsan'ın söylediğine de katılıyorum. Yani yeni bir şey olacaksa zaten gezi olmayacak hikayesi. O zaman yani çünkü o geçti ve 2010 yılındaydı ve bambaşka bir şey halinde çıkacak. Burada ama başka iki tane trend var zaten hakim olan alana. Onları takip etmek lazım bence. Geliyor yani arkadan yavaş yavaş o trendler. Bunun gibi başkaları da var zaten de yani. Yani ben bu iki tanesini söyledim. Demin gördüm, Genç İşsizler Platformu var Türkiye'de de. Bu Genç İşsizler Platformu'nun Güney Avrupa ülkelerinde benzerleri var. Yunanistan'da var, Portekiz'de var. Yani bunlar önemli şeyler bence. Bunun farkına, yani böyle şeyler çıkıyor, ne derler? Oluşumlar çıkıyor ve benzerleri de oluyor. Ya dikkat çekmek istiyorum aslında. Ne yapıyorsunuz? Aynen. Başka soru yok şu an için. Size döneceğim son kez. Yani işte bu konuştuklarımız ve sorular olduğu, ya şunu da ekleyeyim öyle kapatalım dediğiniz bir şey var mı? Laden ve Yörük. Benim yok. Ben bütün söyleyeceğimi söyledim valla. Yok yani, hani konuşuruz, görüşürüz, ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Hani iletişim adresleri vesaire de var. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte şey yapalım. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Keyifli oldu benim için de. Teşekkürler.